Şimdi Almanya'nın bir gölü var. Adı Türkçesi Konstanz Gölü diyorlar. Almanca'da Bodensee Gölü diyorlar. Bu göl Avrupa'nın en büyük gölü ve Rhein Nehri İsviçre'den bu göle akıyor. Sonra bu göl tekrar Rhein Nehri'ne akıp ondan sonra işte Atlantik Okyanusu'na akıp gidiyor. Rhein Nehri aynı zamanda da Fransa ile Almanya'nın sınırı. Yani savaş döneminde de en büyük zorluklar zaten o nehirden geçmek falan oldu. Burada da bu nehirin bir şelalesi var. Yani böyle Rheinfall, hani Türkçe'ye çevirdiğim zaman Rhein'in düştüğü nokta demek istiyorlar. Yani çok yüksekten Rhein böyle aşağı düşüyor. Rhein düşüşü gibi. Oraya geldik. Şurada göstereyim. Rheinfall. Çok merak ediyorum. Yaklaşık 25 yıl önce gelmiştim ben buraya. 20-25 yıl oldu benim minik. O zamanlarda çok büyülemiştim. Hatta hayatımda da gördüğüm ilk şelaleydi. Şimdi tabi o zamandan bu zamana kadar birçok şelaleler gördüm. Şimdi beni yine aynı şekilde etkileyip etkilemeyeceğini çok merak ediyorum. Buranın girişi tam olarak nerede? Veyahut da giriş parası da alıp almadıklarını hiç hatırlamıyorum dediğim. Göreceğiz şimdi. Ama suyun sesini duyuyorum. Şarıl şarıl bir yerden bir şeyler akıyor. Baksana bisiklet yolu bile yapmışlar. Schaffhausen'e bisikletle gidebiliyorsun ya da Schaffhausen'e bisikletle gelebiliyorsun. Ama hangi yöne gideceğimizden emin değilim. Kreuzlingen 48. Buradan Almanya'ya gidebiliyorsun bisikletle 48 kilometre boyunca. Şöyle göstereyim. Kreuzlingen Almanya sınırı. Oradan Almanya'ya geçiyorsunuz Konstanz'a. 48 kilometre. Yani bisiklet yoluyla 48 kilometre buradan bastırıp gidebiliyorsunuz. Kuşlara bak nasıl duş alıyorlar. Baksana. Ha, kaçtı. Su temiz mi o? Tabii tabii elini yıkayabilirsin. 1793'ten beri akıyormuş. Baksana tarihi var yukarıda. Bakayım mı? Evet, böyle gidecekmişiz. Böyle güzel bir kale kapısından geçiyoruz. Gel. Sanki şey bir şatoya girmiş gibiyiz bebeğim. Vallahi. Granada esintileri arıyoruz. Granada her yerde. Anlayamıyorum yani bu korona döneminde restoranda yemek yemesin olmaz mı yani? Bence tehlikeli. Boşu boşuna risk yapıyorlar. Evet baya baya kaleden geçiyoruz. Ama kapalı mı acaba? Ciddi misin? Emin değilim. Restoran açıksa onun kapalı olması çok saçma olur bence. Orada bir şey var. Bilet alınacak. Bileti nereden alacağız biz? Bu bilet otomatiği mi? Eintritt, evet. Bilet otomatiğiymiş. Ne bile. Kadarmış? 5. Çok pahalı değil. Sen bunu tut. Çeksin mi seni alırken? Geçil olsun diye ama kapalı. Out of order diyor işte. Yani o zaman bir gelin. Ne saçma bir şey ya, ne oldu? Restoran açık, burası nasıl açık diye anlamadım yani. Bir tuhaf değil mi? O zaman restoranı da kapat. Yazık ya. Buraya kadar geldik ve şurayı göremeden gideceğiz. İnanılır gibi değil. Çıkıp da alt, Allah kahretsin ya. Gelsene. Şansa bak yani onca yıl gelmedim diye. Şimdi de bir kere bir geldim. Şimdi tam emin değilim. Burada bir asansör buldum. Bu asansör de aşağı iniyor. Eğer yanılmıyorsam aşağı inebiliyorsak
O zaman biz buradan doğru oraya ulaşabileceğiz bebeğim. Geliyor asansör ama inebiliyoruz ha. Gel oğlum. Ay yanlış yaptım. Evet görüyoruz. Yok ödemedim bebeğim. Asansör oldu. Burası çünkü nereye biliyor musun? Çıkış. Gel 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 şura kapanmadan gir. Engelli asansörüne bindik. Bilet almadan. Biraz öyle oldu. Ne yapalım? Kaçak girmiş olduk yani. Evet şimdi hissedeceğiz. Şelalenin heybetini. Da şelaleleri daha yakın bir yeri vardı diye hatırlıyorum. Muhtemelen buradan aşağı indiğimiz zaman böyle su aslında dibinden geçiyor gibi bir şey oluyor. Böyle mağara gibi bir yere girmiştik. Bakalım halen öyle mi diye. Şimdi şu suyun heybetini bir baksanıza nasıl fışkırıyor yanınızda. Evet. Denize gölünün akışı. Nasıl güçlü akıyor değil mi? Neredeyse elinizde değil. Bebeğim heyecanlandı. Ha çünkü hemen kıymetli oluyor. Orada bir sevgililer var. Ne yapalım gelsin. Biz sevgili değil miyiz? Hadi sen söyle, yeterince aşk yaşadınız, hadi hadi elimize. Çok güzel, çok muhteşem bir yer.
Baktım bir de en çok bizim kanalı ilk açtığımızda buraya gelmemizi kim istemişti biliyor musun? Ebru, Zeynep. Hadi ya. Evet, aynen. Niye bu zamana kadar gelmemişiz ki? Ya denk olmadı. Aslında geçen yılda bir gelmek istiyordum ama bir türlü denk olmadı. Gerçekten. Evet, bugüne denk. Çok teşekkür ederim Ebru ya. Bayıldım buraya yani. Çok teşekkür ederim istediğiniz için. Ama sen kendi beni getirir miydin bilmiyorum yani. Yok, yine getirecektim. Zaten gelme şeyim vardı. Ama buraya geldiğimizde de o aklı şey geldi. Bak göreceksin, alt yorumlara da yazacaktır kesin. Yani bu şu şelalesi, bu bilmem nasıl ki bir sürü şeyler var turistik tarafında ama evet, burası gerçekten çok kuvvetli bir su yani. Bunu evet, kesin görmek gereken bir yer. Bayıldık ya. Daha önce gelmemiz gerekiyordu. Bir de güneş batışına denk geldik, baksana. Çok beğendim. Aşırı beğendim ya. Hani bir oturup suyu böyle izlemek istiyorum bir saat, iki evet, saat. Buradan normalde tekneler geliyor ama şu anda tabii korona yüzünden yapmıyorlar. Sonra tekne var ya benim, tam şelalenin dibine kadar geliyor. Bir de o bayrak olan yer var ya şurada yukarıda. Oraya merdiven var. Orada merdivenle o noktaya kadar da çıkabiliyorsun sonra tekne turuna katılırsan. Ama şu anda tekne mekne yok korona yüzünden. O gidiyor. Oraya kadar gidiyor. Onun yolu var. Ama korona yüzünden artık tekne mekne turu yok. Öyle bir zaman yok. Hep burada birileri var. Bugün yine şanslıyız. Az insanlar var. Normalde böyle değil. Tıklım tıklım burası. Her konuda şanslıyız yani. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben buranın konumunu aşağıdaki açıklama kısmına koyuyorum. Eğer İsviçre'ye gelecek olursanız yani bu güzelliği görmeden sakın ha gitmeyin. Yani ölmeden evvel görmesi gereken yerlerin hepsi post. Ama burası gerçekten öyle bir yer yani. Bir evet. O lafı çok söylerler ama bayıldım burası. Evet, biz şimdilik Rheinfall'dan ayrılıyoruz. Turumuz Almanya'da devam edecek. Almanya'nın kara orman bölgesine gideceğiz. Benim minikle orada birkaç gün kamp yapacağız ve Schwarzwälder Kirschtorte, Türkçesi de kara orman. Vişne miydi ya? Vişneli. Turtası mı denilir? Kara olman pastası mı? Pastası. Pasta da değil. Kuchen yani, ne demek? Kuchen tam olarak tort ama bu. Tort yaş mi? Pastası gibi. Yani onu yiyeceğiz çünkü birçok yerde denedik, hoşumuza gitmedi. Yapamadılar. Gerçekten orada çok güzel. Yani bu videoyu şimdi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sadece şunu söylüyorum. Takipte kalın. Like atsınlar. Tabii. Like de atın. Beğeniyorsanız like atın. Beğenmiyorsanız dislike atın. Hiç fark etmez. İkisi de aynı yaşıyor. Oldu. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.